Değerli dostlar, videolar hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayınız. Dostlar merhabalar. Arkadaşlarım, polinomların konu testinin ikinci kısmıyla devam ediyorum. Yani ikinci konu testini çözeceğim dostlarım. Şöyle bir ayarlamasını yapalım ve başlayalım hemen soruları çözmeye. Evet, birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bir polinom değildir? Polinom mu değil mi sorusunun cevabını nasıl arıyordum arkadaşlarım? Mesela x dediğimiz şey ya kök içinde verirse polinom değildir ya da x paydada olursa, şurada gördüğünüz gibi paydada olduğu zaman bunu yukarıya çıkarttığımda x üzeri eksi 1 oluyordu dostlarım ki kuvvetin doğal sayı olması lazım. Yani negatif sayı olamaz ya da rasyonel sayı olamaz. Bu yüzden ya kök içinde x var mı diye bakıyorum ya da 1 bölü x'li bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlarım. Burada var. Edirne polinom değildir dedim. Geldik 2 numaraya. Px 4. dereceden, Qx 5. dereceden bir polinomdur. Şimdi Px'i şöyle diyebilirim arkadaşlarım. Madem ki 4. dereceden x üzeri 4 diye yazabilirim. Derece sorularında sadece en büyük dereceli terimle işlem yapsam olur kardeşlerim. Hani bunun katsayısı falan umurumda değil. Derece sorusu sonuçta bu. Yanındaki işte x küpler falan filan bunlar hiç umurunuzda olmasın. Sadece en büyük dereceli terimi alın. Mesela Qx içinde ne diyor? 5. dereceden. O zaman bu da x üzeri 5'li bir şey olsun. Şimdi Rx polinomu var arkadaşlarım. Bunu bir yazalım. Rx şöyle bir şey. P'de x kare. Yani x gördüğünüz yere x kare yazın diyor. Bir de dördüncü kuvveti var. Çarpı Q'da da x küp artı x artı 1. Ne demiştim? Derece sorularında sadece şununla ilgilenin. Bunlara hiç bakmayın. En büyük derecelere bakın sadece. O zaman Q'da x küp diyor soralım demiş olsun arkadaşlarım. X yerine x küp yazarsam da x küpün 5. kuvveti geldi. Düzenleyelim. Kuvvetin kuvveti çarpıldı. Kuvvetin kuvveti çarpıldı. Bir de ne oluyordu? Tabanlar aynı ise çarpma işleminde üsler toplanıyordu. 23. En son bakın Rx'in derecesi 23 geldi Goberler. Denizli'yi işaretledi. 3 numaradayız. Bir Px polinomu için bilmem nedir? Px polinomunun sabit terimi dediği zaman x yerine 0 yazıyorduk. Nerede? Nun ekinin önünde. Px'in önün içine yazıyorum o zaman. P 0 yazdım. Ve bu da neymiş? Eksi 2. Olduğuna göre a kaçtır? Şimdi yardımcı polinom vermiş bize dostlar. O da burada. 0 yapmaya çalışacağım parantezin içine. O halde x yerine ne yazacağım? Eksi 3 yaz diyorum. Hadi yazalım x yerine eksi 3. Burası p'de 0 oldu. Eksi 3'ün karesi 9 geldi. Eksi 3 ile 6'nın çarpımı eksi 18 artı a. P'de 0'ı da ne bulmuştuk? Bu da eksi 2'ye eşitmiş. 9'dan 18 çıkarsa eksi 9. Eksi 9'u bu tarafa atarsam a eşittir 9 eksi 2. Yani 7 çıktı dostlar. 4 numaraya bakıyorum arkadaşlarım. Şöyle üstüne çözeceğim 4 numarayı. Polinomunun diyor x kare artı 2 ile bölümünden kalan şu olduğuna göre. İle dediği zaman ne yapıyordum? 0'a eşitliyorum x kare artı 2'yi. Ve en büyük dereceyi çekiyorum. X kareyi çekiyorum o zaman. Eksi 2. X kare gördüğünüz yere eksi 2 yazın diyor. Hadi şurada x kareye göre düzenleyelim. X çarpı x küp nasıl yazılır? X çarpı x kare. Yani x çarpı eksi 2. Artı a çarpı x kare. X kare yerine eksi 2 yazıyordum. O zaman şurası eksi olacak. Eksi 2 a. Artı bx artı 3. İşte bunu yazdığınız zaman kalan eşit olacak. Bu kalana eşit olacak. Yani x artı 1'e. Şuradaki x'leri bir toparlayalım. X parantezine alalım. Eksi 2 artı b olur. Bir de sabit sayıları yazalım. 3 eksi 2a eşittir x artı 1. X'in katsayısı buradaki x'in katsayısı 1 olduğu için eksi 2 artı b yani b eksi 2 neye eşit olacak? 1'e. O halde b ne oldu dostum? 3. Sabit sayımız 3 eksi 2a eşit olacak 1'e.
1'i bu tarafa alalım, 2 kalsın, eksi 2 a da bu tarafa gelsin, a da buradan 1 çıktı, b 3'müş, a da 1'miş, yerine yazdım 2, 3 eksi 2'den sonuç 1 geldi dostlar. 5 numaradayız arkadaşlarım, bakalım bu ne diyormuş bize. Yine dangalaktan bir polinom vermiş dostlar. Hadi gelin, önce şurayı 0 yapıyorduk, o halde diyorum ki x kare yerine eksi 3 yazalım. Hemen yazıyorum. X kare yerine eksi 3 yazarsam burası 0 oldu. Eşittir. X kare yerine eksi 3 yazıyorum. O zaman x şöyle oldu ya, bu a çarpı x kare çarpı x'dir. X küplü terim. O zaman şöyle olacak. Eksi 3 çarpı x çarpı a. Eksi 3 a x. X kare yerine eksi 3 yazıyorum. Eksi 3 b. Yine aynı şeyi yapıyorum arkadaşlarım. Artı 3x eksi 6. Şimdi toparlayalım. 0 eşittir. X parantezinde eksi 3a artı 3 geliyor. Şu x'leri bir toparladım. Bir de eksi 3b eksi 6 geliyor. Peki 0'a eşitmiş. O zaman x'in katsayısı da 0. Sabit terim de 0 olacak. Yani eksi 3a artı 3 eşittir 0. 3 eşittir 3a, 1 eşittir a. Bu bir yer. Şurayı da 0 eşitleyelim. Eksi 3b eksi 6 eşittir 0. Eksi 6 eşittir 3b, eksi 2 eşittir b. A ile b'yi bulduk. Payda da yerine yazarsak bu keratalar arkadaşlarım, şurada yerine yazalım. Ne yazıyordum? A yerine 1 yazarsam 3, b yerine eksi 2 yazdım. 3 eksi 2'den 1 geliyor paydamız. Payda 1 geldiği için bakmaya gerek yok. Bana P'de 1'i soruyormuş bu adam. Hadi X yerine 1 yazalım şimdi. 1'in karesi 1. 3 daha 4. Şurada yapıyorum. 4 tane PX oldu. Yani P'de 1 oldu. Eşittir. 1'in küpü 1. A ile çarpıyorum. A da 1 olduğu için şurası 1 çıktı. 1'in karesi 1. B eksi 2 olduğu için eksi 2 çarpı 1'den eksi 2 geldi. 3 kere 1 3 oldu. X yerine 1 yazıyordum çünkü, hatırlarsanız. X yerine 1 yazdık. 3 kere 1 3 oldu. Bir de eksi 6 var. 1'den 2 çıktı. Eksi 1. Eksi 1 ile 3'ün toplamı 2. 2 ile eksi 6'nın toplamı eksi 4. 4 tane P 1 eksi 4'e eşit. O halde P'de 1, eksi 1 çıktı. Her iki tarafı 4'e bölünce. Paydamız zaten 1'di şurası. 1 yapıyor A ile B'yi yerine yazınca. Paydayı yazmaya gerek yok. Bir tek P'de 1'i soruyor dedik. O da eksi 1. Geldik o beller. Evet, şu sorudayız. P'de 1 aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Dostum bak. Toplamlar olduğu için ve sonuç ikinci dereceden çıktığına göre, o zaman px polinomu şöyle bir şey olmalı. Ax kare artı bx artı c şeklinde ikinci dereceden bir polinom olacak. Hadi önce p'de eksi 2'yi bulalım. X gördüğümüz yere x eksi 2 yazıyorum. A çarpı x eksi 2'nin karesi artı b çarpı x eksi 2 artı c artı... Şimdi bir de P'de x artı 2'yi bulalım. X gördüğümüz yere x artı 2 yazıyoruz. A çarpı x artı 2'nin karesi artı B çarpı x artı 2 artı C. Ve bu da neye eşitmiş dostlarım? Şurayı da dağıtarak yazıyorum. 2x kare artı 14'e eşitmiş. Şimdi düzenleyelim şuraları komple arkadaşlarım. Cevap da gelecek oradan ister istemez. Bize de P'de 1'i soruyormuş. Biz önce A'yı, B'yi, C'yi bir bulalım da. Şurayı açıyorum. Birincinin karesi X kare. A ile de çarptığım için A X kare artı. Birinci ile ikincinin çarpımı eksi 2X. A ile çarpıyorum. Eksi 2 A X. Artı ikincinin karesi 4. Artı B X. Eksi 2 B artı C geldi. Şurayı açacağım şimdi. Birincinin karesi X kare. Artı A x kare geliyor. Birinci ile ikincinin çarpımı 2x. Bir de 2 ile çarpıyorum. 4x oldu arkadaşlarım. 4x a geldi. Bu arada şurada da 2 ile çarpmayı unuttuk. 4a x de burası gelecek. İkincinin karesi 4. Şuradan devam edeyim. Artı 4a geldi.
artı bx artı 2b artı c eşitmiş 2x kare artı 14'e. Şimdi sadeleşenler 4ax ile 4ax. Başka. Bx'ler duruyor. Eksi 2b artı 2b'yi götürdü. Başka var mı? Başka da sadeleşen yok. Ax kare, bir ax kare de buradan. 2 tane ax kare yaptı. Şunları bir sileyim. Başka bx var. Bx de buradan geldi arkadaşlarım. Artı bx. O da ne yaptı? Artı 2bx yaptı. Bunları da sildim. Sonra c var. Bir c de burada var. Artı 2c yaptı. Bunları da sildim. Ne kaldı? 4 var. Bir de 4a var arkadaşlarım. 4 ile 4a. Şuradan da 2'nin karesi 4. Bu da 4a olacak. 8a geliyor bir de arkadaşlar. 8a. Bunları da yazdım. Eşitmiş 2x kare artı 14'e. Peki. X karenin katsayısı 2. Burada da 2 olacak. Demek ki 2a eşittir 2. A eşittir 1 gelecek. A'yı 1 bulduk. X'in katsayısı burada 0 yazmamış. Demek ki 2b 0 olacak. B 0. Bunu da bulduk. Sabit sayımız 14. Burada da 14 olacak. Yani 2c artı 8a 14. A 1'di. 8 olur burası. 14. 2c 6. C de 3 geldi. Artık px'i buldum arkadaşlar. A yerine 1 yazıyorum. B yerine 0 yazıyorum. C yerine de 3 yazıyorum. Bana da p'de 1'i soruyor. 1 yazarsak 1'in karesi 1. 3 de buradan geliyor. 4 çıktı. Eğer işlem hatası yapmadıysak arkadaşlar. Geldik şuna. Baş katsayısı 2 olan 3. dereceden bir px polinomunun bilmem ne ile kalansız bölünüyor. Kalansız bölünüyorsa çarpanıdır bu arkadaşlarım. Yani px şöyle yazılıyor. X kare artı 2 birinci çarpanı. Şimdi bir de ikinci çarpanı var arkadaşlarım. 3. dereceden dediği için burada mutlaka x'li bir şey olacak. X artı b'li bir şey olacak. Çünkü çarpıldığında üsler toplanıyor ya. 1. dereceden olacak ki 3. derecede ne bulaşsın. Baş katsayısının da 2 olması için bakın çarpın 2x küp. 3. derecenin katsayısı 2. Baş katsayısının da 2 olması için buraya da 2 yazdım. İşte polinomum böyle bir şey. Bana da diyor ki p'de 2'yi bul, sonra p'de eksi 2'yi bul. Önce p'de 2'yi bulalım. 2 yazarsam karesi 4, 2 ile topladım 6 çarpı 2x artı b. Yani ne olur bu da? 12x artı 6b. Şimdi diyor ki p'de eksi 2'yi bul. Eksi 2'nin karesi 4, 2 ile topladım 6 çarpı ne yazıyordum? 2 yazıyorduk arkadaşlarım değil mi? 2 yazdığımız için buraya da 2 yazacağız. Niye yazmadıysam buradaki x'in yerine 2. Yani 24 artı 6b olur burası da. X yerine 2 yazarsak şurada 2 kere eksi 2 eksi 4 gelir artı b. Şimdi bunu çarpalım. Eksi 24 artı 6b geliyor. Bize de diyor ki p'de 2'den yani 24 artı 6b'den çıkartın diyor. Şurayı, burayı da çıkartacağım, parantez içinde yazacağım, hatta yazayım. Eksi 24 artı 6b diyeyim. Bu eksiyi de içeriye dağıtalım. 24 artı 6b artı 24 olur, eksi 6b. 6b'ler giderse 24, 24 daha 48 çıkar sorumuzun cevabı. Sonuncusuna bakalım. Px polinomunun x artı 2 ve x eksi 1 ile bölümünden kalanlar sırasıyla... Ne yapıyordum? Bunu sıfıra eşitleyeceğim. X yerine eksi 2 yazacağım. Yani P'de eksi 2'ymiş. Kalan 5'miş. Bir de 1 yazacağız arkadaşlarım. P'de 1'miş kalan. O da 2'ye eşitmiş. Şunun ile bölümünden kalan nedir diye soruyor. Bakın bunu çarpanlarına ayırdığımda şu ikisi geldiği için ne yapıyordum böyle bir durumda? Şıklarda X yerine bir 1 yazacağım. Sonucu 2 bulacağım. Bir de eksi 2 yazıp sonucu 5 bulacağım. Bakalım hangisi sağlıyor. X yerine 1 yazın 4 olur. 1 yazın 7 olur. 1 yazın 3 olur. 1 yazınca 1 zaten bu. 1 yazınca 2 geldi Goberler. Cevap Bursa. Evet hemen geçtik. 9 numarayla devam edelim bakalım.
9 numaralı sorumuz. Şimdi odaklanmaya da bir bakıyorum dostlar ben. Tamamdır. Diyor ki Px polinomunun katsayılar toplamı. Ne demek istiyor yani? P'de x yerine 1 yazınca cevap ne geliyor diye soruyor bize. P'de 1'i soruyor. Şimdi 1 yazarsak arkadaşlar 2 tane P'de 1, P'de 2 olur. Şimdi şöyle diyelim biz. Bakın P'de 2 bir sabit sayı zaten. Hani x yerine 2 yazdığımızda bir sayı çıkar burası sayı. Demek ki diyorum Px polinomu ikinci derecedenmiş ki toplandığında ikinci derece çıkmış. O halde Px şöyle bir polinomdur. Ax kare artı Bx artı C'dir. Diyor ki bunu 2 ile çarpın. Çarpalım. 2ax kare olur. Artı 2bx gelir. Artı 2c. Sonra diyor x yerine 2 yazarak bir yazın. Yazalım. X yerine 2 yazarsak 4a gelir. Artı 2 yazarsak 2b gelir. Artı c. Yazdığımızda x kare artı 8'e eşitmiş arkadaşlarım bu ifadeye. Hadi şimdi x kareleri bir düzenleyelim. 2a var sadece. Demek ki buradaki x karenin katsayısı 1 ya. 2a eşittir 1, a eşittir 1 bölü 2 geldi. Bunu bulduk. Şimdi x'leri bir toparlayalım. X'li ifade sadece 2b var. Demek ki 2b eşittir. X'li terim olmadığı için 0. B eşittir 0. Sabit sayıya bakalım. Şurası komple sabit. Yani 3c artı 4a artı 2b eşittir 8. Biz b'yi 0 diyebiliyoruz. A'yı 1 bölü 2 diyebiliyoruz. O zaman 3c 4 çarpı 1 bölü 2 2'dir. 2 çarpı 0 0'dır. Eşittir 8. 2'yi buraya attım. 3c 6. C'yi de 2 buldum dostlar. Evet. Polinom artık burada. Katsayılarının toplamını soruyor. Yani P'de 1'i soruyor. Ya da direkt A'nın, B'nin, C'nin toplamını soruyor bize. A'nın, B'nin, C'nin toplamı. 0 zaten bu. 1 bölü 2 ile 2'yi toplayın diyor. 1 bölü 2 artı 2. 2 kere 2 4. 4 1 daha 5 bölü 2 sorumun cevabıdır diyor. 10 numaraya geldim. Polinomu veriyor. Px polinomunun çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Önce bir Px'i bulalım mı? X olması için burada X gördüğüm yere ne yazmalıyım? X gördüğün yere X eksi 2 yazmalısın ki 2'ler gidince bir tek X kalsın. Bak gerçekten X gördüğüm yere X eksi 2 yazıyorum. Bir de artı 2 var. 2'ler gidince sadece Px kalıyor doğrusu. Peki X gördüğüm yere X eksi 2 yazıyordum. X eksi 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı X eksi 2 eksi 5. Düzenleyelim. Burası Px oldu artık. Bunu açalım. Birincinin karesi. Birinci, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, eksi 4x artı 8, eksi 5. Biraz daha düzenliyorum. X kare, eksi 8x, 8'den 5 çıktı 3, 3'de de 4'ün toplamı 7. Şimdi bunu da çarpanlarına ayırırsak 7'ye 1, hatta eksi 7'ye eksi 1 diye ayrılır. Yani x eksi 7 ile x eksi 1'dir. Px'in çarpanları. Hangisi var? X eksi 1 var arkadaşlar. 11'e geldim. Px polinomunun sabit terimi 5. O zaman P'de 0, 5'tir. Katsayılar toplamı yani P'de 1, 7'dir. Olduğuna göre P'de x eksi 3 polinomunun ile bölümünden kalan. Bunu 0'a eşitliyordum. X 5 getirip burada yerine yazıyordum. 5'ten 3 çıktı. P'de de 2'yi soruyormuş bize Goberler. Şimdi 2 olması için P'de 2 mi soruluyor? 5 yazıyorum. 5'ten 3 çıktı 2. Evet. 2 olması için şurada x yerine ne yazmalısınız? 0 yazmalısınız ki burası gitsin bir tek 2 kalsın. O zaman x yerine 0 yaz diyorum. 0 yazarsak burası P'de 2 oldu. 0 yazarsak P'de 0 artı P'de 1 geldi. P'de 2, P'de 0 neydi? 5. P'de 1 neydi? 7. 5 ile 2'nin 7'nin toplamıymış. 12 geldi sorumun cevabı. Evet dostlar devam ediyorum. 12 numaradayım şimdi. Hemen bir ayarını yapalım bakalım neymiş bu soru.
Px polinomunun yine Px'im arkadaşlarım. Katsayılar toplamı 15. O halde P'de katsayılar toplamı için 1 yazıyordum. 15'miş. Px polinomunun sabit terimiyle yani P'de 0 ile A'nın toplamının yok. A'nın çarpımı kaçtır diye soruyor. Bize de bu soruluyor. Peki biz şimdi x küp gördüğümüz yere eksi 3 yazsak. Bak x küp gördüğün yere eksi 3 yaz. Burası P'de 0 oluyor mu kardeşim? P 0 geliyor zaten burası. Peki 1 ya 1'e ulaşmaya çalışalım. Biz 1 olsun. Çünkü şunu biliyorum ya arkadaşlar. X küp yerine eksi 2 yazayım ben. Ki burası 1 olsun. X küp gördüğüm yere eksi 2 yazarsam eksi 2 artı 3'ten burası 1. X küp yerine ne yazacaktım? Eksi 2. 3 çarpı x küpün karesidir bu. Eksi x küp artı a. X küp yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi 4. 3 ile çarptım 12. Eksi 2 yazarsam bir de burada eksi var. Artı 2 artı a. Ve bu da neye eşitmiş? Burası p'de 1 olduğu için 15'e eşitmiş. 12'den 2, 4, 14. 14'ü bu tarafa atarsam eksi 14'ten 1 geldi a. A 1'miş arkadaşlar. A 1 ise bize p'de 0 lazım şimdi. Px polinomunun sabit terimini soruyor ya. 0 olması için de p'de 0 olması için x yerine ne yazmalıyım? Şimdi x küp yerine eksi 3 yazarsam şimdi oldu işte. X küp yerine eksi 3 yazalım. Hadi yazalım şimdi bir daha. Şurada yazıyorum. Şurayı sileyim. X küp yerine eksi 3 yazıyorum arkadaşlarım. O zaman burası p'de 0 oldu şimdi. X küp yerine eksi 3 yazacağız. Eksi 3'ün karesi 9. 3 ile çarptım 27. Eksi. Eksi 3 yazıyordum. Eksi de başında var. Artı 3 oldu. Artı a'da 1. 30, 31 geldi burası da. P'de 0, 31. A'da 1'di. Çarpımları 31 çıktı goberler. 13 numaradayız arkadaşlarım. Yine ikili var. X ile Y'den oluşan bir tanım var arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız? Şimdi bize 7'nin ikilisini soruyor. X şu birinci ifadeyi 7 yap diyor. İkinci ifadede 2 olsun diyor. İsterseniz düşünün arkadaşlarım. Mesela ne olabilir? X'e 1 desen Y 3. 7 oluyor. X 1, Y'ye de 3 yazınca 2 olmuyor mesela. İşte 2 diyelim. 2 dersek Y'ye tam sayı diyemiyorum. 3 diyelim. 3 dersem Y'ye 2 demek zorundayım. 3 diyelim, 2 diyelim olmuyor. Ya böyle tek tek düşüneceğiz arkadaşlar. Mesela şu da geldi aklıma. X'e 5, Y'ye 2 desek oluyor mu? Yok, x'e 5, y'ye 1 desem. Evet bak, x 5, y 1 deyince burası 7. 5 ile 1 yazınca 5'ten 3 çıktı. Burası da 2 oluyor. Demek ki x 5, y de 1. Y 1 ise burası 1 olur. X 5 ise burası 15 olur. Eksi 5. 16'dan 5 çıktı. 11'e ulaşırsın. Ya da şöyle yapacaksın. Hani tek tek düşünmektense x artı 2 y'yi 7 yapacağım. X eksi 3 y'yi de 2 yapacağım. Acaba nedir diye yok etme metodu yapıyorum. Bak alt tarafı eksi ile çarpalım. Ve alt alta toplayalım. Bunlar gitti. 3 y 2 y daha 5 y eşittir 5. Y eşittir 1'i böyle de bulabilirsin kardeşim. Tamam mı? Y 1 ise x'i de buluruz her türlü. Hadi şu soruya bakalım şimdi. Şimdi px polinomu bu. Diyor ki P'de diyor x gördüğün yere px'i yaz diyor. Yani şimdi a çarpı x artı b ya bu. Buradaki x gördüğüm yere yine px'i yani ax artı b yazacağım. Şöyle olacak o zaman. A çarpı ax artı b artı b olacak. Ve bu da neye eşitmiş? 9x eksi 8'e. Düzenleyelim. A kare x artı ab artı b eşittir 9x eksi 8. Demek ki a kare 9. Hadi yazalım. A kare 9 ise a ya 3'tür a ya da eksi 3'tür. Bana demiş ki a 0'dan küçük. O zaman a eksi 3. Peki bir de
A B artı B eşittir eksi 8 olacak. A neydi? Eksi 3. Eksi 3 B artı B eşittir eksi 8. Eksi 2 B eşittir eksi 8. B eşittir 4 gelmeli. B'yi de buldum. Şimdi bana ne diyor? A artı B eksi 3 artı 4'ten paydamız 1 çıktı bir kere. Bir de P'de 0'ı bulun diyor. Şimdi şuraya önce bir Px'i yazayım ben. Px neydi? Ax artı b. Yani eksi 3x artı 4. P'de 0. 0 yazarsam P'de 0, 4 gelir. O zaman yukarısı 4, aşağısı 1. 4 bölü 1'den 4 çıktı sorumun cevabı. Hadi buna bakalım. Px polinomu x eksi 4 ile bölündüğünde bilmem ne kalanını vermektedir. Yani bunu 0 eşitleyip x yerine 4 yazdığımda 4 yazın 4'ten 1 çıktı. 3 üzeri n artı 1 olur. Bu da kalana eşit. Yani 9 üzeri n eksi 1. Aha sana üslü sayı. Hadi üslü sayıya çevirelim hemen bunu. Şunu 3'ün karesi şeklinde yazalım. 3 üzeri n artı 1 eşittir. 3'ün karesi olursa 2n eksi 2 olur. Altlar aynı, üstler de aynı olacak. N artı 1 eşittir 2n eksi 2. 3 eşittir n. Yani px polinomu aslında şuymuş. X eksi 1 n 3'tü ya, 3 artı 1'den 4. X eksi 2 ile polinom, x eksi 2 ile bölümünden kalan, yani x yerine eksi 2 yaz diyor. Eksi 2, eksi 1 daha, eksi 3. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti de eksi 3 çarpı artı olacak bir kere. 3'ün dördüncü kuvveti de 81 gelecek Gobeller. Hadi bakalım şu soruya bakalım şimdi. Px şöyle bir polinom. Qx polinomunun x eksi 2 ile, yani x yerine 2 yazdığında kalan 4. Yani Q'da x yerine 2 yazdığında sonuç 4'müş. Hadi şurada gelin x yerine 2 yazalım. Bakalım neler geliyor. X yerine 2 yazarsak P'de 2 geliyor. Eşittir. 2 yazarsam 3 çarpı 2 yazdım 4. Q2 4'tü. 4 eksi 2. Yani 12 eksi 2'den P'de 2 10. Aşağıdakilerden hangisinin çarpanlar arasında x eksi 2 vardır? Çarpanlarından biri x eksi 2'dir diyor. Yani x eksi 2'ye tam bölünür diyor. Yani x yerine 2 yazdığında sonuç 0 olsun istiyor bizden. Peki x yerine 2 yazalım. Burası ne olur? 2 çarpı p'de 2. P'de 2'yi kaç bulduk? 10. 10 eksi 5. Ne oldu? 20 eksi 5'ten bu 15 geldi. Tam bölünmedi. 0 olması lazım tam bölünmesi için. X yerine 2 yazalım. 2 çarpı bu 10'du. 20 eksi 10'dan 10 geldi. Bu da değil. Bak cevap denizli gözüküyor zaten. Neden? 2 yazalım. 2 çarpı P'de 2. 10 yani. Eksi 20. 20 eksi 20'den 0'a ulaştım. Cevap denizli çıktı Gobeller. Evet arkadaşlar. Polinomları bitirdik. ÖSYM sorularını çözmeyeceğim. Çünkü onlar internette zaten mevcut. Bu kadarla yetinelim arkadaşlarım. Hadi görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.